İhtilal sonrası yayılmacı bir siyaset izleyen Fransa Osmanlı topraklarından pay alarak Akdeniz'e söz sahibi olmak istemiştir. Fransa'nın bu amaca yönelik olarak aşağıdaki Osmanlı topraklarından hangisini 18. yüzyılın sonlarında işgal ettiği söylenebilir? Bakın, neden bahsediyor arkadaşlar? Akdeniz'den bahsediyor. Fransa'nın Akdeniz'deki işgallerinden bahsetmiş. Kırım Karadeniz kıyılarındadır. Bu olmaz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada İzmir'den bahsetmiş. İzmir bize göre tabi o zamanlar Akdeniz kenarı diye de geçiyordu. Ama şu anki bilgilerimize bu soru sorulduğu için İzmir tarafları değil mi? Ege taraflarıdır. Eflak'ta yine şimdi Romanya tarafları Karadeniz'dir. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar Mısır ve Mora kaldı. Fransa Mora'yı işgal etmedi arkadaşlar. Yunanistan taraflarını işgal etmedi. Fransa Akdeniz'e söz sahibi olabilmek için Mısır'ı işgal etti arkadaşlar. Evet, Mısır'ı işgal ederek burada söz sahibi olmaya çalıştı Akdeniz'de. Dolayısıyla cevabımız ne olmalı? Mısır'ın yer aldığı B seçeneği olmalı. 18. yüzyılda Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi, Osmanlı Devleti'nin dış politikada yalnız başına hareket edemeyeceğini göstermiştir. Evet, bu durumun Osmanlı Devleti'ne tutumlarından hangilerine yönlendirdiği savunulabilir. Evet, Mısır'ı işgal ediyor Fransa. Osmanlı tabi tek başına bu işin üstesine gelemeyecektir. Ne yapacaktır? Diplomatik faaliyette önem verecektir arkadaşlar. Çünkü yalnız başına hareket edemeyecek durumda Osmanlı Fransa'ya karşı. Bu yüzden destek için diplomatik faaliyetlere önem vermeye başlıyor. Yine Avrupalı devletlerin çıkar çatışmalarından yararlanıyor. Çünkü Fransa'ya karşı olan mesela İngiltere'yi kendi yanına çekmeye çalışıyor. Kendi aralarında Avrupa'da çıkar çatışmaları var. Osmanlı da ne yapıyor? Bundan yararlanmak istiyor. Denge politikası diyor zaten biz bunu arkadaşlar. Avrupalı devletlerin çıkar çatışmadan yararlanmak denge politikası anlamına da gelmektedir. Evet, üçüne de yönlendirmiştir Osmanlı'yı bu durum. Cevabımız üçünün yer aldığı E. İngiltere ve Rusya 1804 yılında Napolyon'un kendisini imparator ilan etmesini tehdit kabul ederek aralarında ittifak kurmuşlardır. Osmanlı Devleti'ni de Fransa'ya karşı kışkırtmalarına rağmen Osmanlı Devleti Fransa aleyhinde hareket etmemiştir. Osmanlı Devleti'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Fransa ile dostluğa önem verdiğinin elbette ki göstergesidir arkadaşlar. Osmanlı Devleti ta kanuni zamandan beri Fransa ile aralarındaki ilişkiyi iyi tutuyorlardı. Dolayısıyla Fransa ile dostluğa önem veren Osmanlı onu da kaybetmek istemiyordu. Ki o yüzden ona biliyorsunuz birçok kapitülasyonlar da verdi. Dolayısıyla Fransa dostluğa önem verdiğinden dolayı bu ittifaka katılmak istemiyor arkadaşlar. Bunun göstergesidir. Diğer seçeneklere bakalım. İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı topraklarına yönelik yayılma amacı taşıdığının. Şimdi arkadaşlar İngiltere ve Rusya Osmanlı topraklarına karşı neden yayılmacı amaç taşısın? Yani şimdi Osmanlı Devleti şöyle mi düşünüyor? İngiltere ve Rusya Osmanlı topraklarına yönelik yayılmacı politika taşıyor. O zaman ben de bunlarla ittifak yapmayayım. Şimdi aslında onlarla ittifak yaparsa, İngiltere ve Rusya ittifak yaparsa aslında Osmanlı onları durdurabilir mesela. Çünkü onlar Osmanlı'yı parçalamak istiyorlar. Niye Osmanlı o zaman bu ittifakı reddediyor? Bize Fransa ile ilişkili soruyu soruyor arkadaşlar. Fransa ile ilişkili soru soruyor. Dolayısıyla bu durumun bundan yayılmacılığıyla zaten ilişkisi de bulunamaz. Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesinden dolayı Fransa'yı işte karşıma almak istemiyorum dememiştir Osmanlı arkadaşlar. İsterse karşısına alır. Hatta baskı yapar belki kapitülasyonları kaldırtabilirdi. Ama Fransa'nın Osmanlı ile yakın olması Osmanlı işine geldiği için ne yapıyor? O ittifaka katılmıyor Osmanlı. Yoksa kapitülasyonların sürekli hale gelmesinden dolayı mecburen işte bu ittifaka katılamam dememiştir Osmanlı. Osmanlı Devleti'nin denge siyaseti takip ettiğinin denge siyaseti takip etmesini anlama geliyor. Osmanlı aleyhine olan bazı devletler varsa ne yapıyor? Kendi aleyhine olan bu devlete karşı başka devletlerle işbirliği yapıyor ki biz buna denge politikası diyoruz. Halbuki burada Osmanlı'ya yönelik bir tehdit yok değil mi arkadaşlar? Burada aslında İngiltere ve Rusya tedirgin. Osmanlı değil burada. Denge siyasetini o yüzden Osmanlı'nın burada izlemesi mümkün değil.
ya da buradaki yaptığı denge siyaseti anlamına gelmez. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlere karşı barış politikaları izlediğinin, barışçı olduğu için değil arkadaşlar, Osmanlı ben barışçıyım diye ittifaka katılmamazlık yapmıyor. Fransa'yı kaybetmek istemediği için, Fransa ile dostluğa önem verdiği için ne yapıyor? Bu ittifaka katılmıyor. Yani bu anlamda A seçeneği doğru. Baba Ali'nin 18. yüzyılda devletin idari merkezi haline gelmesi, Nişancı'ya bağlı olarak çalışan Reis-ül Kitab'ın önemini artırmıştır. Evet, yani sadrazam bulunduğu yer arkadaşlar, devletin bir anlamda idari merkezi haline gelmiş oldu. Osmanlı Devleti Reis-ül Kitab'ın önemini artırdı, değil mi? Peki Reis-ül Kitab'ın öneminin artmasında durumların hangi liderinin etkili olduğu savunulabilir? Evet, Reis-ül Kitab Nişancı'ya bağlı olarak çalışıyordu. Nişancı biliyorsunuz Osmanlı'da aynı zamanda neyden sorumluydu arkadaşlar? Dış işlerinden sorumluydu, değil mi? Evet, Reis-ül Kitab da ne oldu? Devletler arası ilişkilerde diplomasi alanına kaydı. Çünkü devletler arası ilişkilerde diplomasi önem kazanınca Nişancı bu işi tek başına tabi yapamayabilirdi arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka destekçi başkalarına ihtiyaç vardı. İşte Reis-ül Kitaplık makamı bir anlamda dış işlerinde ön plana çıkartıldı arkadaşlar. Önemi artmış oldu. Evet, Reis-ül Kitab'ın dış ilişkileri yürütme yetkisine sahip olması. Evet, Reis-ül Kitab'a artık dış işlerini yürütme yetkisi verildi. Dışişleri Bakanlığı gibi. Dolayısıyla böyle olunca da onun önemi tabii ki artar. Reis-ül Kitab'ın kalemiye sınıfında yer alması. Şimdi kalemiye sınıfında yer alıyordu, doğru, ama kalemiye sınıfında birçok, değil mi, üye vardı, yani şey vardı, divan üyesi vardı. Dolayısıyla kalemiye sınıfında olduğu için önemi artmış değil. Yani zaten çoktan beri kalemiye sınıfındaydı. Bu diplomasinin önemini artmasıyla ve kendisine bu yetkinin verilmesiyle olmuştur. Yani Reis-ül Kitab'ın önemini artması bu ikisiyle ilişkili olduğundan ikisinin yer aldığı D seçeneği doğrudur. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda Divan-ı Hümayun toplantıları 3 ayda bir yapılmaya başlanmıştır. Bu bilgiye bakılarak Divan-ı Hümayun ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Devlet yönetiminde eski önemini kaybetmiştir Divan-ı Hümayun. Kaybetmiş midir arkadaşlar? Elbette, çünkü eskiden çok sık toplanırdı, değil mi? Belki hafta haftalık birkaç defa en az toplanıyorlardı. Şimdi dolayısıyla 3 ayda bir Divan-ı Hümayun toplanıyorsa demek ki artık eski önemini de kaybetmiş oluyor. Çok önemli olsaydı sık sık toplanırdı. Evet, buna ulaştık. Karar alma organı olmaktan çıkmıştır. Arkadaşlar zaten karar alma organı olmaktan çoktan da Fatih zamanında çıkmıştı. 18. yüzyıla ilişkisi yok. Danışma meclisi özelliğini göstermiştir. Evet, yine Fatih zamanında divanın başkanlığından Fatih padişah çekilmiş, sadrazam getirilmiştir divan başkanlığına. Dolayısıyla divan danışma meclisi haline dönüştürülmüştür. Yani 18. yüzyıla bu ikisinin ilişkisi yoktur arkadaşlar. Yani 3 ayda bir toplantının yapılması bunları göstermez. Bunlar daha önceki olaylardır. Demek ki divan aslında gerçekten eski önemini kaybettiği için sık sık toplantı yapılmıyor. Cevap o zaman sadece birin yer aldığı A. 18. yüzyılda tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti'nde pek çok alanda aksaklıkların yaşanmasına neden olmuştur. Bu aksaklıkların daha çok aşağıdaki alanlardan hangisini olumsuz etkilediği savunulabilir? Biliyorsunuz arkadaşlar, tımar sistemi topraklı askerlik sistemidir. Yani özellikle eyaletlerdeki yani başkentin dışındaki diyelim özellikle Anadolu'daki askerlere maaş yerine toprak veriliyordu. Dolayısıyla bu sistemin bozulması orduyu da bozmuş oldu. Yani askeri sistemi de bozmuş oldu. Bu topraklar ekilip biçiliyor, ondan maaş alıyorlardı. Üretim sürekli hale geliyordu. Buradaki ürünler pazarlara götürülüyor, satılıyordu. Yurt dışına belki pazarlanıyordu filan. Dolayısıyla bu sistem bozulunca ne de bozulmuş oldu arkadaşlar? Hangisi bozulmuş oldu aynı zamanda? Ekonomi de bozulmuş oldu. Ya da ekonomi de etkilenmiş oldu. Tımar sistemiyle beraber hem askeri sistem, tımarlı sipahi sistemi hem de tarımda ekim biçimde sıkıntı olduğu için ekonomik durum olumsuz etkilenmiştir arkadaşlar. Evet, yoksa sosyal yapı evet etkilendi, genel anlamda etkilenme oldu. Olumsuz durumda, çünkü halkın
bir yerden bir yere göç etmesine neden oldu toprak sistemin bozulması. Ama şimdi sosyale bakıyoruz ama ticaret demiş bir taraftan da arkadaşlar. Ticareti de genel anlamda bakın bu tarımla ilgili olduğu için ticaret daha genel bir ifade arkadaşlar. Sırf tımarlı sipahi sistemi bozuldu diye, tımar sistemi bozuldu diye ticaret tamamen olumsuz etkilenmiş değildir arkadaşlar. Ticaretin direkt olarak tımarla ilişkisi yoktur. Evet, sosyal anlamda etkileme oldu mu? Oldu. Ticarete de çok büyük anlamda etkisi olmadı arkadaşlar. Çünkü bakın daha çok diyor burada. Şimdi ticarete etkisi oldu. Mutlaka etkisi oldu. Dedik ya ürünlerin üretimi ve pazarlanması. Fakat bir devleti acaba askeri anlamda, ekonomik anlamda mı yoksa ticari anlamda mı daha çok etkilemiştir? Tabii ki askeri ve ekonomik anlamda daha çok etkilemiştir. İdari anlamda Osmanlı'da tabii ki oraların kontrolünü sağlama yönüyle problemler yaşandı. Ama bize daha çok dediği için askeri yönden çok etkilendi. Çünkü tımarlı sipahiler çok kalabalık askerlerdi. Osmanlı'nın savaşlarındaki önemli birlikti. En önemli belki de birliklerden birisiydi. Dolayısıyla askeri ve ekonomik anlama daha çok olumsuzluk etkisi vardır arkadaşlar. Evet, dolayısıyla idari kısımları da alamıyoruz. Dini anlamda hiçbir etkisi bulunmamıştır arkadaşlar. Yani net bir şekilde askeri ve ekonomik anlamda daha çok olumsuz etkileri olduğunu söyleyebiliriz bu tımar sistemindeki bozulmanın. Cevap B olmalı.